İslama nasıl geldim? O zaman birlikte yaşadığım eşim rüyasında tanımadığı bir adam görmüştü. Yıllar sonra rüyayı çoktan unuttuğunda çok eski bir bayan arkadaşıyla karşılaşmıştı. Ve bu hanım şeyhin bir talebesiymiş. Evinde de şeyhin bir resmi varmış. Bu hanım kardeşimiz eşimi davet etmiş ve resmi gördüğünde rüyasında gördüğü adamı hatırlamış. Yani şeyh eşime rüyada daha önce görünmüştü. Eşim şeyhi canlı olarak bu tekkede gördü. Daha sonra şey Hasan'ın evinde gördü. O zamanlar Ramazan'dan sonra Londra'daydı ve düzenli olarak Almanya'ya da geliyordu. Ve birkaç günlüğüne de olsa şey Hasan'ın evinde misafir kalıyordu. Orada eşim onu görmüş ve bana mutlaka onunla tanışmalısın demişti. Ben aslında dine karşı bir insandım. Hatta Allah affetsin dinden nefret ediyordum. Siyasal bilgiler okumuştum. Farklı ilimlere sahiptim ama maalesef dine karşı böyle bir görüşüm vardı. Üstelik Marksist ve Leninist olan bir profesörün de talebesiydim. Ve Lenin'in bir sözü vardı ya, din halk için afyon gibidir. Ben de bu sözü tam anlamıyla maalesef temsil ediyordum. Dini lüzumsuz, aptalca ve geri kalmışlık olarak değerlendiriyordum. O dönem için şöyle söyleyebilirim, dindar insanlarla kendi aramda hiçbir ortak nokta bulamıyordum. İslam hakkında herkesin yanlış ve üstün körü bildiği şeylerden, beş vakit namaz ve bunun gibi konulardan daha fazlasını bilmiyordum ve bu meseleler benim hayatımın tamamen dışındaydı. Açıkçası kafamı bu konuyla ilgili hiç de yormadım. Dediğim gibi önce eşim tanışmıştı şeyhle ve sonra Kıbrıs'a gittik. Ben tatil niyetiyle gitmiştim. Çünkü çok güzel, güneşli bir adaydı. Gittik ve şeyhle tanıştım. Bu tanışma kalbime o kadar dokundu ve etkiledi ki bunu anlatamam. Ben oraya dindar olmak veya Müslüman olmak için gitmemiştim. Sadece şeyhin enteresan, ilginç bir adam olduğunu duymuştum. Eşime de itimadım vardı. Zaten onunla o yüzden oraya gitmiştim. Şeyhi gördüm. Bana baktı ve dedi ki: "Süleyman." Başka hiçbir şey demedi. Selamun Aleyküm dedi ve bana derin derin baktı. Ta ki kalbimin derinliklerine kadar indiğini düşündüm o bakışın. O an tarifi çok zor şeyler hissettim. Bu bakıştan sonra dedim ki bu kesinlikle çok farklı bir insan. Oradaki insanların şeyhe nasıl davrandıklarını ve Müslümanların günlük hayatında nasıl yaşadığını gördüm. Sonraki yıllarda şeyhle birkaç kez karşılaştım. Londra'da, Almanya'da. Sonra 1995 yılında ve bu Osmanlı tekkesini kurduğunda her yıl Almanya'ya geliyordu. Ve her yıl buraya daha fazla insan geliyordu. Hayatında dinle hiç alakası olmamış insanlar geliyordu. Türkler, Araplar, yani halkları Müslüman olan fakat hayatlarında hiç namaz kılmamış, dini vecibelerini yerine getirmemiş insanlar geliyordu. Ve şeyh tanışıp onun ne kadar zengin gönüllü ve mükemmel bir insan olduğunu görmüşlerdi. Ve bu gönül benim bu yolu merak edip daha fazla araştırmama sebep oldu. Sonra çok fazla kitap okudum ve Şeyh Hasan'la sürekli irtibat halindeydim. Onunla seyahatlere çıkıyordum ve gittikçe konuya daha da derinlemesine iniyordum. Çıkış noktam Müslüman olmak değildi aslında. Bunun çok fazla bir önemi de yoktu benim için. Çıkış noktam şeyhin bütün insanları seven bir insan olmasıydı. Herkesi olduğu gibi kabul etmesiydi. Bu insanlar için bilhassa da benim için çok öğüt verici bir davranıştı. Çünkü ben herkesi öyle olduğu gibi pek kabullenemiyordum. Fakat şeyh öyle değildi. Herkesi olduğu şekliyle bağrına basabiliyordu. Ve kendi kendime şu soruyu o dönemlerde defalarca sordum. Benim gibi negatif, kötü huyları olan, benim gibi yiyip içen bir insanı nasıl kardeş gibi bağrına basıyordu bu şey? Bu İslamiyet'e girişimin ilk basamağıydı diyebilirim. Ve Musevilikle tanışıp Havra'yı ziyaret ettim. Hayatım boyunca kim beslediğim, bezirgan ve bankacı olan Yahudiler ile görüşmedim. Aksine dilenci, dua eden, işi önemsemeyen, 613 buyruğa uyan hasitlerle yani dindar Yahudilerle tanıştım ve konuştum. Bana çok ilginç gelmişti ama orada da kendimi bulamadım. Museviliği kabul etmek, anne ve babamdan vazgeçmek ve milliyeti değiştirmek demektir. Rusyalı veya Afrikalı bir Yahudi olamaz. Yahudi, Yahudi demektir. Giyor ile Museviliğe geçip Yahudi oluyorsun. Sana bir kağıt veriyorlar. Bu kağıda göre sen Avramoğlu oluyorsun. Bu kağıt artık senin baban avraamdır anlamına geliyor. O, Museviliğe gelen tüm insanların babasıdır. Babama karşı bu bir ihanetti. Yapamadım. Bu durumda öğrencilik yıllarımdan itibaren siyasal görüşlerimden dolayı ilgimi çeken İslam'a döndüm. Tecrübem vardı. Hastanede yattığım zaman bir çeçenle o da arkadaşıydım. O bazen domuz eti yer, içki içerdi. Onda din sadece gelenekti. Bende kötü bir izlenim bırakmıştı. Bu davranışı ile beni soğutmuştu bile. Rastladığım tüm etnik Müslümanlar beni İslam'dan soğutmuştu. Ama ilgilenmeye devam ediyordum. Benim için bu din aradığım monoteizmdi. Ama bu dini kabul etmeme engel olan tek şey benim ırkçılığımdı. Yabancı milletin dinini kabul edemezdim. Sadece tek engel vardı. Daha sonra Rusyalı Müslümanların Milli Örgütüne rastladım. Onların sitesini buldum, okudum. Petersburg'da Rusyalı Müslümanların Milli Örgütünden sorumlu adamı buldum. Onunla görüştüm, konuştum. O bana her şeyi açıkladı. Tabii ondan sonra her şeyi anlamaya başladım. İslam'ı etnik bir şey gibi sadece bir veya birkaç milletin dini olarak algılamanın çok dar kafalılık olacağını anladım. İslam'a gelince birinin geleneklerini kabul etmiyoruz. Hakikati kabul ediyoruz. O arkadaşım bana şunları söyledi. İslam'ı kabul ederek diğer ulusallığı kabul etmiyoruz. İslam dininin peygamberi ve tüm peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed'in hakikatini kabul ediyoruz. Benim Tatar köklerime rağmen Rusyalı bir ailede yetiştirilmiştim. Pushkin, Dostoyevski, Andreev ve nihayet Boris Savinkov ve diğer yazarların eserleriyle büyüdüm. Rus eserleriyle büyüdüm. Ama Rus tarihini bilmiyorum. Tataristan hakkında da çok az şey biliyorum. Ama aynı zamanda bu ülkeye, bu cumhuriyete derin saygı gösteriyorum. Ve umarım ki bir gün o ayrı bir ülke olacak. Daha sonra ben İslam'ı ve hakikatini kabul ettiğimi anladım. Kelimeyi tevhidi ilk duyduğumda kalbim mutmain olmuştu. Söylemek ve inanmak istediğim şey buydu olayları belirli bir noktaya getiriyordu. Ayrıca sözün bir melodisi var. Ben bu kelimeleri Almanca'da da söyleyebilirdim ama aynı ahengi ve güzelliği vermiyor ve melodisi olmuyor. Bu söz çok açık ve net bir şekilde bir şeyi özetliyor. Ancak kelimeyi tevhidi söylerken Muhammed'en Resulullah'ı söylemek bana baştan zor geliyordu. Çünkü Hz. İsa'ya olan sevgim ağır basıyordu ve ben İslam'a girerken Muhammed İsa demek istiyorum dedim. Her ikisinde olmasını istiyordum. İkisini bir görmek istiyordum. Çünkü bence peygamber peygamberdir. Aralarında bir fark yoktu benim için. İlk sene benim için kelime-i tevhidin ilk bölümü yani la ilahe illallah kısmı ağır basıyordu. Sonra Allah bana Şeyh Nazım vesilesiyle Muhammed'i daha yakından tanımamı ve sevmemi nasip etti ve şeyhimizi ne kadar sık görmeye başladıysam Muhammed'i anlamaya ve görmeye başladım. Allah'ın izniyle Şeyh Nazım'ın aracılığı ile Peygamber Efendimiz'i çok sevmeye başladım. Onun hayatı çektiği ve sabrettiği zorluklara rağmen en güzel hayat. Çünkü Hz. Muhammed'in hayatı, ahlakı, Kur'an-ı Kerim. Ben dahil olmak üzere günümüz Müslümanları Peygamber Efendimiz'in hayatına bakarak yaşamıyoruz. Onun hayatını örnek alamıyor, güzel hayatını kendi hayatımıza uygulayamıyoruz. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah'ı gönül rahatlığı ile söyleyebilmiştim. Ancak hala eksik bir şeyler olduğunu düşünüyordum.